Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim evde yenmeyen, günlerce beklemiş ya da daha sonra yenmek üzere buzluğa kaldırılmış keklerden nefis bir atıştırmalık hazırlamak. Birçoğumuzun evinde mutlaka zaman zaman böyle kekler olmuştur. Şimdi bu videoda onları değerlendirip nasıl daha lezzetli hale getirebiliriz onu izleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Kekinizin nasıl olduğu hiç önemli değil. Kakaolu olabilir, içinde üzüm, ceviz olabilir. Yeter ki artmış, yani yenmeyen bir kek olsun. İçine koyacağınız malzemeler ve oranları tamamen size kalmış. Ben yarım kalıptan biraz daha az sade kek kullandım. Elimizle keki bir güzel ufalıyoruz. Büyük parçalar kalmamasına dikkat ediyoruz. Elinizde böyle bir kek yoksa ama bu tarifi yapmak istiyorsanız kek yerine bisküvi de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu tarif tamamen değerlendirmek amaçlı hazırlanmış bir tarif. Evet, güzelce büyük parçalar kalmayacak şekilde hepsini ufalıyoruz. İçine koymak istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Üzüm, ceviz, kakao. Zaten eğer kakaoluysa kekiniz artık kakao koymaya gerek yok. Ben şöyle bir kase öğütülmüş ceviz koydum. Bir küçük kase portakal kabuğu şekerlemesi koydum. Ve küçük bir kase de yumuşak hurma koydum. Tabii bunlar tamamen sizin zevkinize kalmış. Ne koymak istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Hiçbir şey koymasanız da olur. 2,5 yemek kaşığı kakao ekledim. Bunu hamur haline getirmek için süt kullanacağız ama süt miktarı azar azar ilave edilerek konması gerekiyor. Yani ben mesela bir çay bardağı süt kullandım ama size bir çay bardağı dersem, hepsini boca ederseniz belki kıvam tutturamayabilirsiniz. Evet, azar azar süt ekleyerek karıştırmaya başlıyoruz. Ekstra yağ ya da şeker koymaya gerek yok ama ille de şeker koymak istiyorsanız pudra şekeri ekleyin. Çünkü normal toz şeker erimez içinde. Evet, azar azar sütü ilave ettik. Ben gördüğünüz gibi bir çay bardağından birazcık daha büyük bu kullandığım çay bardağı. Güzelce karıştırıyoruz. İlk etapta çok sıvı olmasına gerek yok. Bu şekilde toparlanıyorsa yeterlidir. Elimizle kıvamını ayarlayacağız. Baktınız ki az geldi. Biraz daha süt ekleyebilirsiniz. Kek zaten yağlı olduğu için ekstra yağ kullanmanıza gerek yok. Elinizle kontrol edip bakıyoruz, yuvarlanması yeterliyse tamamdır. Evet, şimdi bütün hamurumuza istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben yuvarlak yapmayı tercih ettim. Bunu streç folyoya sarıp da şekil verebilirsiniz. Mozaik pasta gibi de şekil verebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ama bu şekilde lokmalık olması çayın yanında, kahvenin yanında çok güzel oluyor. İçine eğer portakal kabuğu şekerlemeniz yoksa portakal kabuğu rendelemenizi tavsiye ederim. Çünkü kakao, çikolata ve portakal kabuğunun aroması birbirine çok yakışıyor.
Evet, hepsini top haline getirdikten sonra bir tarafta sütlü çikolatayı ben Mario usulü erittim. Şimdi hazırladığım topları bu çikolataya bulayacağım. Ben bir yanlışlık yaptım. Siz lütfen o hataya düşmeyin. Tabağın altına yağlı kağıt koymadan atıştırmalıkları çikolataya buladım. Ve tabii ki onlar sonradan yapıştılar. Ayırmakta bayağı bir güçlük çektim. Ama altını hafif ısıtıp tekrar yağlı kağıt üzerine koydum. Siz o hataya düşmeyin. Baştan yağlı kağıt mutlaka koyun. Evet, bu şekilde her tarafını buluyoruz. Sütlü çikolata kullandım ben ama siz bitter de kullanabilirsiniz. Ya da ikisini karıştırıp da kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde dolaba koyup bir yarım saat kadar donmasını bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi oradan tabaktan ayırdım ve yağlı kağıt üzerine koydum. Şimdi üzerine ben desen olsun diye daha bir hoş gözüksün diye şöyle bitter çikolatayı bir poşetin içine koyup sıcak suyun içinde beklettim. Bunu üzerine çizikler atacağım. Ucundan kesip o şekilde kullanacağım. Siz hiçbir şeye bulamayabilirsiniz. Sadece Hindistan cevizine de bulayabilirsiniz. Ya da fıstığa bulayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani her türlü çok lezzetli bir atıştırmalık. Onun garantisini verebilirim. Evet, bu üzerindeki çikolatanın da donması için bir müddet buzdolabında bekletiyoruz ve afiyetle tüketiyoruz. Çocukların da çok sevdiği bir atıştırmalık oluyor. Şöyle bir de size iç dokusunu göstereyim. Gerçekten çok lezzetli ve içi nemli, brownie tadında bir atıştırmalık oluyor. İnşallah siz de yapar ve beğenirsiniz. Farklı tarifleriniz varsa bu şekilde artan keklerle ilgili lütfen yorumlarda bana yazın. Ben de öğrenmiş olayım. Evet, gördüğünüz gibi oldukça güzel ve yumuşak bir atıştırmalık oldu. Evet, bugünkü tarifim de bu kadar. İnşallah yeni videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.